Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo yarışmasına giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde harfiyat kamyonuna çarptı. Edinilen bilgiye göre meydana gelen kazada antrenör Abdülcelil Erbayram hayatını kaybederken 14'ü sporcu, biri antrenör, biri şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı. Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo yarışmasına giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt hakimiyetindeki minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah hakimiyetindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarırken ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Olay yerinde antrenör Abdülcelil Erbayram'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksaray Valiliği kazanın duyulması üzerine olay yerine Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı görevlendirerek İnegöl ilçesine gönderdi. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kaza geçiren Aksaraylı sporculara yönelik açıklamalarda bulundu. Vali Aydoğdu, çok üzgünüz. Aksaray'dan Balıkesir'de düzenlenecek olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcu kafilesi Bursa'da trafik kazası geçirdi. Kazada antrenör Abdülcelil Erbayram hayatını kaybederken 14 sporcu ve bir antrenör ile sürücü yaralandı. Sporcuların durumu iyi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kaza sonucu yaşamını yitiren antrenör Abdülcelil Erbayram'ın ailesini arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Tedavileri süren sporcuların durumları ile ilgili sürekli bilgi aldıklarını, hepsinin durumlarının iyi olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu, sporcuların Aksaray'daki ailelerini de tek tek arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada üzgün olduklarını belirterek sporcuların Aksaray'a getirileceğini kaydetti. Aksaray Süt Üreticiler Birliği Başkanı Esat Zengin, 1 Haziran Dünya Süt Günü hakkında önemli bilgiler verdi. Evet, değerli Kanal 68 mensupları, Dünya Süt Günleri 1 Haziran Dünya Süt Günü olarak kutlanmaktadır. Sütün hem tüketici hem üretici açısından çok önemli bir besin maddesi olduğu nedeniyle Süt Günü'nü kutlamamızdaki en büyük sebep sütün faydalarını, sütten tüketicilere yansıyan bütün fiyatları konuşmak için Süt Günleri kutlanmaktadır. Bu senede Süt Günümüzde süt sanayicilerinin, ciddi çalışan sanayiciler hariç ufak tefek çalışan sanayicilerin üreticiye süt fazlalığı nedeniyle sıkıntılarını da bildirmesinden dolayı bu senede buruk geçmektedir. Bu sanayicilerimizden bir an önce toparlanıp üreticilerin mağduriyetini gidermesi yönünde sizin aracılığınızla buradan çağrıda yapıyorum. Şimdi hepinizden önemlisi Aksaray'ımızda olan yerli bir firmanın süt üreticisine katkılarının yanında hiçbir zarar vermeden çalışmaya devam etmesi ama Konya'daki bazı firmaların süt üreticilerine bugün de olsa sıkıntı yarattığı bilinmektedir. Siz bugün için Süt Günü nedeniyle bu sanayicilere de çağrı yapıyorum. Sıkıntılarını bir önce çözmeleri yönünde ricada bulunuyoruz. Çünkü üreticilerimiz cidden sıkıntılı durumda. Sütlerinin terk edilmesi durumunda kooperatiflerimiz sıkıntıda. Çiftliklerden bazıları sıkıntıda. Onun için Süt Günü vesilesiyle bir an önce bu sıkıntıdan kurtuluşu olmasını dileğimle hepinize saygı sunuyorum. Aksaray Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Yaşar Akbaş, gram ve çeyrek altının çok sert yükselmesiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Seçimler altından yansıdı. Bu milattan önce, milattan sonra gibi seçimlerden önce altın 24 ayar altın 1500 liraya kadar yükselmiş. Arada fark da açıldı. Alım satım arasında 1000 liralık fark vardı. Dövizin arasında dolar ve euro'nun arasında alım fiyatını normalde 150-200 liraya alıp satarlardı. 1000-1500 liraya kadar çıktı. Seçim olduktan sonra bir miktar sakinleşti. 1480 lira falan civarındaydı 24 ayar has altın. Şu anda 1380 lira civarında seyrediyor.
Çeyrek altın 2300 lira, yarım altın 4600 lira, tek ata 9200 lira civarında. Seçimden 3-5 gün önce de 2400 küsür liraydı çeyrek altın. Bir miktar geriledi. Bundan sonra ne olur diye bir soru sorulursa, hükümetin ekonomide nasıl bir yol takip edeceğiyle yakinen ilgili olacağını düşünmekteyiz. Eğer enflasyonu önlemeye yönelik bir takım tedbirler alınır ise, ki alınmak zorunda, kısa vadede değil ama orta vadede altının çok fazla yükselmeyeceğini söyleyebiliriz. Çeyrek 2300 lira, şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı biz bu mesleği 40 yıldır yapıyoruz. Çeyrek altını 25 liraya 30 liraya sattıklarımızı bilirim ben. Mesela 20 yıl önce bir düğün olduğu zaman, insanımızın düğünü olduğu zaman 100-150 tane hediye çeyrek götürülürdü. Şu anda bir düğün olsa 5 veya 10 tane ancak çeyrek hediye gelebilir. Altın çok pahalandı. İnsanımızın satın alma gücü de düştü. Alışverişler ziyadece kıt diyebilirim. İyileşirse, insanımızın mali durumu iyileşir, satın alma gücü çoğalırsa biz de ziyadesiyle memnun oluruz. İnsanımızın satın alma gücünü de yükseltirlerse, yükseltine de minnet ve saygı duyarız. Zaten seçim sonuçları da gösterdi ki, yani insanımıza kulak verilsin ve satın alma gücü fazlalaştırılırsa iyi olur diye düşünmekteyim. Tayyip Bey'e insanımız şey yaptı, güvendi, destek verdi. O da insanımızı dinlesin diye düşünmekteyim bir başkan olarak. Ben hasreten bunları rica ediyorum. Bütün zaman dilimleri doğru bir yatırım aracıdır. Saklanılması, istif edilmesi ziyadesiyle kolaydır. Bankalarda bu konuda kiralık kasalar var. Orada şey yapılabilir. Evde biriktirilmesi biraz sıkıntılı oluyor ama güvendikleri saraf meslektaşında da durabilir. Saraflar onu kabul eder. Altın her zaman için güvenli bir yatırım aracıdır diye söyleyebiliriz. Şu anda eklemek istediğimiz bir şey yok. Sezonumuz geldi. Haziran ayı ile Eylül ayları bizim sezonumuzdur. Gurbetçi hemşehrilerimiz gelir. Çiftçi ürünlerini kaldırır. İnşallah ürünümüz verimli geçer diye düşünmekteyiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum bana bu açıklama imkanı verdiğiniz için. Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşerek takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza Aksaray Akhisar Köy yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Akhisar Köyü istikametine seyreden RA idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce şarampole düştü, sonra da takla attı. Aracın ters döndüğü kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan SA yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da hac ibadetini yerine getirecek olan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara ulaşmak için yolculuğa başladı. Kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi Aksaray şehirler arası otobüs terminalinden dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hac kafilesinin hareketi öncesinde düzenlenen törene hacı adayları ve yakınları katıldı. Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın yaptığı dua ile başlayan uğurlama programına Vali Yardımcısı Mehmet Emre Can Polat, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek hacı adaylarını yalnız bırakmadı. Aksaray Belediyesi ekiplerince hacı adaylarına ve yakınlarına şehirler arası otobüs terminalinde mobil ikram araçlarından çorba ve lokma ikramlarında bulundu.
Duygusal anların yaşandığı Hacı Adayı uğurlama programında Hacı adayları yıllardır hasretini çektikleri kutsal topraklara ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler. Ülkemiz ve İslam alemi için bol bol dua edeceklerini söyleyen Hacı adayları herkese nasip olması temennilerinde bulundular. Aksaray'da yapımı devam eden ve güçlü tarım projelerinden biri olarak adlandırılan Ulu Irmak Sulama Yenileme İnşaatı hakkında AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk kamuoyunu bilgilendirdi. Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da yapımı devam eden ve güçlü tarım projeleri arasında yer alan Ulu Irmak Sulaması Yenileme İnşaatı hız kazandı. Kanal sistemi ile tamamlandığında şebeke olarak hizmet verecek olan 19.688 hektar sağ sahil ve 1.732 hektar sol sahil sulama sistemi Mamasın Barajı'ndan beslenerek tarımsal arazilere can katacak. Toplamda 21.420 hektarlık tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşurken ürün veriminin artması hedefleniyor. Öte yandan ürün verimliliği ile birlikte Aksaraylı çiftçinin toprak ömrünün de uzatılması sağlanacak. Devlet Su İşleri ve Tarım İl Müdürlüğü'nün suyumuza sahip çıkıyoruz ve su petrolden kıymetlidir sloganlarıyla başlattığı proje hakkında ilk detaylı açıklama ise AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk'ten geldi. Mamasın Barajı'nın tarım arazilerine daha güçlü verim katacağını belirten Başkan Aktürk, mevcutta tarım arazilerimizi besleyen ve topraklarımıza can katan Mamasın Barajı'mıza bağlı Ulu Irmak sulamasını yeniliyoruz. Toplamda 21.420 hektar tarım arazisinin daha verimli sulanması ve ürün verimliliğinin de artması için Devlet Su İşleri Şube Şefliği ekiplerimiz titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlarken Aksaray'ımızın tarımda daha güçlü olmasını sağlamak adına çalışıyoruz. Hızla devam eden Ulu Irmak sulaması yenileme inşaatımızda iki sloganla hareket ediyor, hem insanlarımızın bilinçlenmesini hem de suyumuza sahip çıkılması gerektiğini vurguluyoruz. Proje tamamladığında sağ ve sol sahillerle Mamasın tarıma can suyu olacak. Özellikle sağ sahildeki güçlendirme ile 19.688 hektar tarım arazisine, bununla birlikte sol sahilde ise 1.732 hektar tarım arazisine ürün verimliliği ve toprak değeri kazandıracağız. Projemiz başta elin ısırlı çiftçilerimize ve Aksaray'ımıza hayırlı olsun. Her zaman büyüyen ve gelişen Aksaray'ımızı tarımda daha üst düzeylere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz diye konuştu. Aksaray'da bir ikamete operasyon düzenleyen KOM ekipleri 12 bin adet kaçak sigara ve çeşitli makineler ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın sigara kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adresi tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda 12 bin adet kaçak sigara, 1600 adet boş makaron, 1 adet kompresör, 2 adet sigara sarma makinesi, 4 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da sahte içki üretimine yönelik bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma 82 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın sahte içki ürettiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İstihbari çalışmalarda elde edilen İ.İ. isimli şahsın ikametini teknik ve fiziksel takibi alan jandarma KOM ekipleri, 2 gün yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda İ.İ. yakalanarak gözaltına alınırken ev ve aracında yapılan aramalarda bidonlarda gizlenmiş 82 litre çeşitli sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli İ.İ. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, şehrin bugünlerine ve yarınlarına hizmet edecek birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Projelerden biri olan Selçuklu Külliyesi ve cami inşaatı hızla ilerliyor. Yapımı devam eden Selçuklu Külliyesi'nde incelemelerde bulunan Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer şunları söyledi. Selçuklu medeniyeti Aksaray'ı adeta ikinci bir payitahtı gibi görmüş, büyük bir imar kalkınmasına imza atarak Aksaray'da cami, köprü, medrese, han ve hamam gibi birçok eser bırakmıştır. Bizler de ecdattan kalan bu mirasa sahip çıkıp aynı zamanda Selçuklu şehri olarak bilinen şehrimizin bugünlerine ve yarınlarına hizmet eden simge projelerden biri olacağına inandığımız Selçuklu Külliyesi'ni inşallah çok yakında Aksaray'ımıza kazandıracağız dedi. Selçuklu Külliyesi'nde kaba inşaatın büyük oranda tamamladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı. Kadim şehrimize yakışacak önemli projelerden birisi olan Selçuklu Külliyesi ile 2100 kişilik ibadethane, 1670 metrekare kütüphane, 3790 metrekare otoparkı ve sosyal donatı alanlarıyla şehrin merkezine yeni bir sosyal alan kazandırıyoruz. Selçuklu Külliyesi şehrimizin simge yapılarından biri olacak ifadelerini kullandı. Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı. El emeği ürünler sergide beğeniye sunuldu. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında El Sanatları sergisi açılışı gerçekleşti. Ben buradayız efendim. Bütün hocalarımıza, kursiyerlerimize tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Birazdan sergiyi açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber onların yıl boyu içerisinde emek verdikleri ürünleri hep beraber göreceğiz. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Sayın Valim buradayız. Çadırvan Park'ta açılışı gerçekleşen sergiye Niğde Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıl boyunca el emeği göz nuru yapılan işler görücüye çıktı. Boncukları falan da siz mi yapıyorsunuz? Bunlar yapıştır. Yapıştırma mı? Bu neymiş böyle? Bu da yoğurtluk. Yoğurtluk ha? Evet. Yoğurt mayalama. Evet. Kendiniz yapın. Evet, Steffer'e gönderilen bu var. Şey sorun, dağcılara sorun. Nasıl bir şey? Sayın Valim, müdürümde bir test ederim. Eksi 20 derece. Eksi 20'de yatabilirsiniz. Eksi 20. Eksi 20. Eksi 20. Eksi 20. İçerisinde daha kalın olur normalde ama bizim toplumda kalamayız. İncesi kalın. Bunların daha kalın. Yok, gayet güzel. Depremin ilk zamanında en çok ihtiyaç duyduğumuz şeydi bizim. Zaten o zaman gönderdik. Sayın Valim, 250 sonluk tarafa falan gönderdik. Buraya gelen, hani yanına gelen yapıp Allah razı olsun. Yani, yani 6 Şubat'ta memleketimiz çok büyük bir deprem afeti yaşadı. Asıl felaketi diye tabir ettiğimiz. Ama her ortamda söylediğimiz bir şey var. Bu millet gösterdiği dayanışmayla bunu aslında dayanışmasına dönüştürdü. Ben de kendim orada ilk günden itibaren devletimizin görevlendirmesiyle koordinatör vali olarak görev yaptım. Birçok şeylere de şahit oldum. Acılar yaşadık, duygulandık. Ama işte güzel tarafları da vardı bunun. Bu milletin dayanışması bize gelecekte ümit verdi. Bizim halk eğitim merkezimizde bu kapsamda önümüzde gördüğümüz kurumları üretip oradaki insanlarımızın en azından barınma ihtiyaçları sağlanıncaya kadar geçici olarak kullanımına sunuldu. Bu sadece bir örnek. Hem Niğde'den hem Türkiye'nin her tarafından bu kadar çok yardımlar gitti ki çok kısa süre içerisinde oradaki insanlarımıza da bir moral oldu. Bizim demin de ifade ettiğim gibi geleceğe olan umudumuzu, güvenimizi arttırdı. İnşallah en kısa zamanda oradaki bu büyük afetin açtığı yaralar yine milletimizin dayanışmasıyla, devletimizin imkanlarıyla kısa zamanda sarılacaktır. Gittiğimiz yer olduğu için. Ne güzel, maşallah. Ne güzel, anne kız çok yakışmış. Şimdi sırada hava durumu var. Thank you.
Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.